Hepinize merhaba, ben Asena. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün taraf arasına gidiyoruz. Saat 7'de hem Dragos'tan hem de Bostancı'dan kalkış olacak. Orada bizi karşılayacaklarmış. Ve Dragos'tan bineceğiz çünkü Dragos'tan adaya 10-15 dakika ama Bostancı'dan adaya 1 saat 40 dakika. Neyse şimdi kapatıyorum, sonra tekrardan açarım. Daha 1 saat kadar vaktim var. Hızlıca bir makyaj yapacağım. Saça sarılan sosis vardı. Onu ısısız şekillendirici. Onu belki makyaj yapasıya kadar sararım. Kendinden yapışkanlı. Trendyol'dan sipariş etmiştim. Fotoğrafında görselinin tırnağı da yapıştırılıyordu. Tırnaklarıma da şimdi yapıştıracağım bunlardan. O yüzden hızlıca şimdi bir hazırlanmaya başlayacağım. Sizinle de böyle hazırlık sürecinde de makyajla vesaire böyle kısa kısa dahil etmek istedim. Saat 7'de hem Dragos hem de Bostancı'dan kalkış tekneleri olacak. Aslında bizim ev Bostancı'ya daha yakın ama Dragos'tan adaya gidiş 15 dakika, 10-15 dakika. Ama Bostancı'dan bir 40 dakika falan sürüyor. Tekneyi çok fazla çekmemek için Dragos'tan bineceğiz biz. Düğün için de biz Dragos'tan binmiştik ama misafirler, davetler Bostancı'dan binmişti. Benim saçım hep düz olduğu için çok dalga tutmuyor ama yine de şu sosisi yapacağım hemen saçıma. Bugün de şöyle bir küpe aldım. Kıyafetimle, kemerimle daha doğrusu uyumlu olur diye. Şimdi saçı şöyle ikiye ayırıyoruz. Bunu tam ortasına sabitliyoruz. Daha ince ince dalga isteyenler bunu tutamları daha az az alarak döndürüyor. Ama ben daha kalın dalga istediğim için iki tutam ayırdım sadece. Şöyle. Ve bu çıkasıya kadar şekil verecek. Üstüne de sabitlemek için büyük ihtimal sprey sıkarım. En azından saçımla uğraşmam. Gerçekten çok güzel ya. Hani saça zarar vermeden hem daha pratik hem de çok güzel dalga elde ediyorsunuz. Kuru saçla yapılırsa çok daha güzel oluyor bana göre. Nemli saça yapıldığında saç çok fazla şekil oluyor. Aşırı derecede saç böyle bayağı yukarı çıkıyor. Çok ince bukle bukle oluyor. Ben de o görüntüyü sevmiyorum. O yüzden kuru saça daha güzel oluyor. Şimdi saçı hallettik. Aşkım saat kaç? Saatim var. Aşkım gömleğini sen çıkarsana bir bakayım. Yine fondöten falan sürmüyorum. Direkt pudra sürüyorum. Nemlendirdikten sonra. Bakayım mı? Evet, tamam, ütüleyeceğim. Yatağa koy sen onu. Highlighter sürüyorum. Highlighter bol bol. Şimdi gri bir far alıyorum. Ne yapacağımı da çok bilmiyorum da işte. Böyle gövdelendirmek adına bir sürü sim var bende. Birini seçeceğim. Gold. Mavi var. Sanki şuna sonra. Parlıyor. Bunu sürelim.
eyeliner çekeceğim. Bunun ışığını beğenmediğim için buraya geldim. Çok da gösteremiyorum çünkü sadece yarım saatimiz kaldı hazırlanmaya, çıkmaya. Hızlı hızlı. Bittikten sonra ayrıntılı daha iyi göstereceğim makyajı. Tamam. Batuhan kırmızı ruj. Kırmızı ruj sür dedi. Neyse bir süreyim olmadı şey yaparım. Nasıl yapıştıracağımı da bilmiyorum. Uçlarına sadece bir iki tane olabilir. Evet ben bunu nasıl alıp yapacağım? Cımbızla deneyelim. Yılbaşında giyeceğim kıyafet, elbise bu. Ay, etiketi duruyor. H&M'den aldık 620 TL'yi. Bu Bershka. Kemer Bershka. Bunu da Bershka çanta. Büyük ihtimal ben bunu bir önceki videomda yanlış söyledim. Bilerek Ojami'de böyle gri simli yapmıştım. Taşları da arabada yapacağım. Şu an ona vakit yok. Yetiştirebildiğimize inanamıyorum. Acele acele hemen hazırlandım. Kolye takmadım. Küpe zaten abartı büyük olduğu için. Saçımı açıyorum birlikte. Size de göstermek istedim nasıl oluyor diye. Şöyle açıyorum. Üstüne bir sprey sıkacağım sadece. İki tane taktım bu arada bunlarla. Çok güzel oldu. Yanıma da aldım. Tırnaklarımı da arabada yapacağım. Bayağı iyi oldu. Teşekkür ederiz. Evet şimdi evden çıktık. Saat şu an 6. Değil mi? Çok da klasik olmadı. Çok da spor olmadı. En son bunu giymeye karar verdim. Ayakkabı olarak. Topuklu bot. Hem çok rahat hem de kısa çizme giymeyi de düşünüyordum. Ama daha iyi olur diye. Bunu kemeri gerçekten çok yakıştırdım. Bir de elbiseye hiç denememiştim. Çantamla zaten kemer uyumluluğu. Makyajımı da çok güzel yaptım. Şu an çok net göremiyorsunuz ama. Bunu cımbızla yapmıştım. Cımbız koymayı unutmuşum çantama ya da bulamadım şu an çantada. Elimle deneyeceğim şimdi. Dediğin gibi aşkım çok küçük olduğu için takması cımbızsız daha zor. İşte öyle. Mesela şu an bir tane taktım. Ama takarken birkaç tanesi hep ziyan oluyor. Ya manzara çok güzel. Evet. Gökyüzü çok güzel benim. Ya çok heyecanlıyım. Bir de şimdi o tekneye bineceğiz hepimiz. Evet. Şimdi bunu bitirdim. Yaptım. Şöyle göstereyim. Ay çok güzel oldu ya. Ben bir de hani şey arabadayım diye şey gelişi güzel yaptım. Sadece diplerini. Ama yine de fena değil. Güzel. Komple yapsam çok abartı durur. Bu şekilde daha modern olur. Evet. Güzel ne oldu? Şimdi bir kaç dakika yolumuz var? 13 dakika. Az kaldı. 5 dakika. Eminim ki 7'de kalkmayacak. 7'den de ama 7'yi çeyrek geç olabilir, 20 geç olabilir. İlla ki bir şey vardır. Çünkü düğünümüzde de şey diyorlardı, misafirlere bunu söylemeyin. Kalkış saatinden bir 20 dakika 25 dakika geç kalkacak. Bu da önlem amaçlı. Gecikenler illa olacağı için böyle bir şey yapılmış hani. O yüzden eminim ki 7'de kalkmayacak ama 3.30'da gelin dendiği için biz yine 3.30'a göre kendimizi ayarladık. İyi yetiştim ben de yani makyaj vesaire. Şimdi geldik. Sana sanırım şuradaki tekne. Teknenin adı Lia Ol. Organizasyonun adı zaten Liaol. Aynen. Ama Bostancı'daki teknenin adı farklı ya. Çantanı ben tırnaklarıma bayıldım. Göster bakalım. Uyumluluğu. Tırnaklarım da böyle. Şey diyorum senin yüzüğün nerede? Ne yüzüğü? Yüzüğü? Arabada. Tamam boş. Evet ışık patlıyor ama geldik teknemiz bu. Gelen bir sürü insan olmuş bak. Biz de gelirken.
var. Ne hissediyorsun? Önden gidiyorum ki çekimi rahat yapabilelim diye. Kız buradan inerken ne kadar heyecanlanmıştın. Evet. Geliyorum hızlı hızlı. Bak bizi çekiyorlar, gördün mü? Karşılıklı çekim. Aynen, karşılıklı çekim yapıyoruz. Etraf çok iyi ya. Aa bak, ateş çukuru da var orada. Isıraları buraya çıkartmışlar. Aşağıda üşürüz diye. Neler var burada? Fotoğraf çekmeye geldik. Yalnız canlı müziğe geçmişler.
go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel that. Erken dönüş teknesi. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. Ya böyle bir yere gelip erken neden dönmek isteyeyim? I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Saat 3 çeyrek geçiyor. Şu anda arabadayız. Eve doğru gidiyoruz. İstasyon boyunca hiç konuşamadım doğal olarak. Çünkü full yüksek ses müzik. Konuşabilecek durum yoktu doğal olarak. Yani her yerde dışarıda bile müzik çalıyordu. O yüzden hiç konuşamadım. Sadece çektim. Yine de her anı paylaşmak istedim. Çok güzeldi gerçekten. Yani düğünde bir akış vardı ve o akışa yetişebilmek için aslında çok fazla yine eğlendik ama hani böyle o akıştan dolayı çok rahat edemiyordun tabii. Ama şimdi yılbaşı organizasyonu sayesinde sonuna kadar keyfini çıkartmış olduk, yaşamış olduk tekrardan ve anı oldu bizim için de. Zaten sırf yine anı kalsın diye de bu vlogu çekmek istemiştim. Ama çok güzeldi. Güvenlik önlemi çok güzeldi yine her zamanki gibi. İlk girişte bizi aradılar, çantaları vesaire. O konuda hani insan içi de rahat ediyor. Çünkü yılbaşında ben aslında dışarı çıkmayı sevmem. Hep evde olmayı severim. Bu zamana kadar da hep evde olmuşumdur. İlk defa Batuhan da ben de ilk defa yılbaşında dışarı çıktık. O da düğün mekanımıza gitmiş olduk. Adaya gittiğimiz için de tabii rahattı içimiz. Çok eğlendik. Yemekleri, mezeleri zaten yani ona söz laf yok. Eğlencesi, canlı müziği, DJ performans her şey çok güzeldi. Öyle. Yani bayağı yorgunuz. Evde de kapanış yapamam diye şimdi kapanışı yapayım dedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki vloglarımda görüşmek üzere.